Ben 20 senedir tabii ki bu bankada bizzat çalışıyor olmanın verdiği bir takım değişimleri çok net gözlemleyebiliyorum. Aslında ING kültürünün oturduğu ortam şu anda genç yeteneklerin bir arada toplandığı, değişime, çevikliğe, dijitale ve teknolojiye doğru beklentileri arttırmaya yönelik insanların oluşturduğu bir topluluk olarak görüyorum. Hatta böyle işte genel müdürümüzün de bir sözü var. Aslında biz bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketiyiz. Dolayısıyla bizim hiçbir zaman hedefimiz Türkiye'nin en büyük 5. bankası, en büyük 3. bankası olacak diye hiçbir hedefimiz yok. Bizim hedefimiz yaptığımız işi, yapmak istediğimiz işi en iyi şekilde yapabilmek ve sektörde fark yaratabilmek. Farklı uygulamalarla, farklarla ortaya çıkabiliyor olmak ve bu platform bence çok açık. Çevik bir yapıdan bahsettik. Kişi sayısı olarak baktığımız zaman Türk banka sektörlerine baktığımız zaman şube sayısı olarak, çalışan sayısı olarak çok çok daha az sayıda insanla çalışıyoruz. Ama avantajlarımız ne? Daha fazla dijitale, teknolojiye, dataya yatırım yaptığımız için aslında birçok alanlarda biz robotları kullanıyoruz, yapay zekayı kullanıyoruz. Daha böyle third party dediğimiz Teknosa'dır, PTT'dir, o kanalları kullanarak oralarda etkin satışlar ve bankacılık yapmaya çalışıyoruz. Ve günün sonunda gittiğimiz nokta daha az operasyonel maliyetlerin olduğu, daha fazla gelirin arttırdığımız bir ortamları yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden de hep biz farklı ne yapabiliriz, dijital olarak ne yapabiliriz, klasik bankacılıktan ziyade işte startuplar, fintechler hayatımıza giriyor, onlarla nasıl entegre olabiliriz? Onlara nasıl bir ortamlar yaratabiliriz de biz kendi bankacılık sistemimizi değiştirip aslında ses getirebiliriz diye çabalıyoruz. Evet, ING Bank Türkiye olarak. Globalde de bu etki Think Forward stratejisi olarak gözüküyor. İşte ileriyi düşün, şimdiden aksiyon al. Hep hedefimiz daha ileriye gidebilmek. Türkiye olarak da ki en büyük hedefimiz de globalde Türkiye'nin sesini duyurabilmek ve burada yaptığımız çalışmaları orada anlatabiliyor olmak. Örneklerini görüyoruz. Bugün Avusturya'nın mobil bankacılığını Türkiye'deki mobil arkadaşlar yazıyor. Şimdi kredi sistemleriyle ilgili oradaki süreçleri bizim Türkiye'deki arkadaşlarımız yazıyorlar. Veya bir işte Özyeğin'le dediğimiz veri bilimi sertifika programını biz gidip globalde anlattık ve globalde inanılmaz bir etki yaratıp işte bizim yılın Oscar'ları dediğimiz ödül töreninde finale kalan proje olarak ses getirmesi. Yani burada biz ne yaparsak düşüncemiz Türkiye'de etkili olalım ama globalde de Türk'ün sesini nasıl duyurabiliriz ona çaba sarf ediyoruz ve birçok çalışanımızı, birçok yöneticimizi Amsterdam'a, Frankfurt'a, Viyana'ya gönderiyoruz. Bu da bizim için gurur kaynağı oluyor ve orada bir toplantıya Amsterdam'a gidiyorum. 6 kişinin 4 tanesi Türk. Ya bu inanılmaz bir gurur veriyor. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Çünkü burada da güzel bir şeyler oluyor ve Avrupalıların gözünde Türkler işte ya ne olur ki Türkiye'den değil. Ya Türkler gerçekten vizyoner, stratejik düşünmeye hakim, tuttuğunu koparan, güçlüklerden yılmayan ki zaten yaşam şeyimiz olarak baktığımız zaman Türkiye'de yaşıyor olmak, hayatını idame ettiriyor olmak zaten güçlüklerle mücadele ediyor olmak onlara o yüzden çok garip geliyor ama bize çok doğal geliyor. O yüzden çok da başarılı olabiliyoruz oralarda.